Türkiye nefesini tuttu. Erdoğan katıldı ve rekor geldi. Eğer bu videonun YouTube'da öne çıkmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye genelinde gerçekleştirilen Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca fidan dikiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasiler Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen Geleceğe Nefes etkinliklerinde bizzat yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan diktikten sonra kampanyaya dair detaylar hakkında konuştu. Son dakika haberi. Türkiye 11 milyon fidan dikme organizasyonuyla yeşili doğaya kazandıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara Batıkent'te fidan dikme etkinliklerine katılarak rekora katkıda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 milyon fidan toprakla buluşuyor etkinliği kapsamında fidan dikim törenine katılıyor. Proje 81 ilde eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikme etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan satır başları. Hedefimiz zümrüt yeşili görüntüsüne kavuşan bir Türkiye'dir. Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Fidan dikimini millet meselesi olarak gören milletime teşekkür ediyorum. Bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda ağaç günü olarak ilan edilmesine karar verdik. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kararını geçen hafta imzaladım. İnşallah bundan sonra her yıl takvimler 11 Kasım'ı gösterdiğinde fidanlar dikilecektir. Geçmişte ağaç diye haykıranlar şimdi ortada yok. Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehitlerimizi talan etmeye kalktı. Haftalarca şehirleri ateşe verip milletin malını mülkünü yağmalamışlardı. O zaman ağaç diye haykıranlara şimdi nerede hiçbiri ortada yok. Bir dikili ağaçları bile yok. Birçok ilimizde ormanlık alanlarımızı nasıl yaktıklarını gördük. PKK terör örgütü ormanlarımızı nasıl yaktığını kendisi açıkladı. Bunların amacı orman değil, Türkiye'yi kuşatmaktı. Onlar sakalımızı tıraş ettiler ama bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz. Küresel ısınmanın gündemi işgal ettiği bir zamanda doğayı korumak için çabalıyoruz. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak amacıyla 17 yılda çok büyük çalışmalar yaptık. Erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını arttırdık. Cumhuriyet döneminde yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını sadece 17 yılda yaptık. Küresel ısınmanın gündemi işgal ettiği bir dönemde havanın, suyun, toprağın korunması için çalışıyoruz. Ülkemizin orman alanını çoğaltmak için 17 yıldır çok büyük yatırımlar yaptık. Toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bizim yeşil hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez. Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz diyen bir ecdadın torunlarıyız. Bu kampanyaya gösterdiğiniz ilgi için tüm milletime bir kez daha teşekkür ediyorum. Erdoğan'dan İBB'nin temel atmama törenine tepki. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Geleceğe Nefes Seferberliği çerçevesinde bugün saat 11.11'de 11 milyon fidan Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Bakan Soylu Namaz Dağı'nda şehit çocuğuyla fidan dikti. İçişleri Bakanı Soylu, tüm Türkiye'de büyük heyecan uyandıran ve beklenenin çok ötesinde bir katılım gerçekleşen Geleceğe Nefes Fidan kampanyasında yer aldı. 81 ilimizde aynı anda başlayan fidan ekimi kampanyası için Bakan Soylu kendine Şırnak'ı seçti. Şehit evladını yanında götürdü. Şırnak sınırları içerisinde kalan Namaz Dağı'na yanına şehit evladını alarak giden Soylu, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.
Aydın'da efeler fidan dikti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında Aydın'da 100 bin fidan dikildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Geleceğe Nefes Seferberliği çerçevesinde saat 11.11'de başlatılan fidan dikim etkinlikleri başladı. Tüm Türkiye'de eş zamanlı başlatılan etkinliklerden biri de Aydın'ın Efeler ilçesinde yapıldı. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 100 bin fidan topraklarla buluşturuldu. Kocaeli'de 63 bin fidan. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleceğe Nefes projesi kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde daha önce yangında kül olan alana 63 bin fidan dikildi. Türkiye genelinde 2023 noktada 11 milyon fidan dikmeyi hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleceğe Nefes projesi kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde fidan dikme programı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda çıkan yangında küle dönen alanda düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın ile protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Van'da 70 bin fidan. Türkiye geneline gerçekleştirilen Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında Van'da 70 bin fidan dikildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Geleceğe Nefes Seferberliği çerçevesinde saat 11.11'de başlatılan fidan dikim etkinlikleri başladı. Tüm Türkiye'de eş zamanlı başlatılan etkinliklerden biri de Van'ın Edremit ilçesindeki Kurubaş mevkisinde yapıldı. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 70 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bartın'da üniversite öğrencileri elleri sıvadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bartın Üniversitesi kampüs alanında 3.925 fidan toprağa dikildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Bartın Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde Toprağa Hayat, Geleceğe Nefes sloganı ile Bartın Üniversitesi Kutlu Beyyazıcılar Kampüsü'nde saat 11.11'de fidan dikimi gerçekleştirildi. Törene Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun, siyasi partilerin temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı. Konuşmaların ardından saat 11.11'de 1050 fıstık çamı, 770 selvi, 1000 ceviz, 1000 kestane, 30 leylandi, 40 ladin ve 35 sedir ile toplamda 3.925 fidan toprağa dikildi. Çanakkale 41 farklı noktada yeşillendi. Çanakkale'de Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında 41 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluştu. Endonezya'ya ait rekor Çorum'da kırılıyor. Etkinlikte ilk olarak 232.647 adet fidan ile Endonezya'ya ait bir saat içinde en fazla fidan dikme rekorunun Çorum'da bir saatte 301.111 adet fidan dikilerek kırılıp dünya rekorunun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor. Dijital albüm oluşturulacak. Organizasyonda ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek. Fidan teşekkür mesajı. Sitede ağaçlandırma hedefinin aşılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca teşekkür mesajı yayımlandı. Bakanlık mesajında "Teşekkürler Türkiye, Geleceğe Nefes Seferberliği'nde 11 Kasım 2019'da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı
kısa sürede sahiplendiniz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Haydi Türkiye, bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya denildi. Fikrin sahibi Abdullah Enes Şahin adlı kişi sosyal medya hesabı. Biz neden ağaç dikme bayramı ilan etmiyoruz? Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk hem dünyaya örnek olalım hem de gelecek nesillere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu paylaşımına "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık. Milli ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız." diye cevap vermişti.